Tabii fevkalade üzgünüz. Neden? 83-84'e kadar 2-1 önde getirdiğimiz bir maçı kaybetmek üzücü oluyor. Oyunun başlarında özellikle 15-20 dakikada müthiş bir Beşiktaş taraftarının motivasyonu, ama buna rağmen oyuncularımız o direnci kırmasını bildi. İyi goller attık. Hatta 2-1'de de tam taraftar aleyhe döndü. Orada bir taç atışı oldu. Taç atışında biz biraz taraftarı ateşledik. Taraftarın döndüğü bölümde taç atışında taraftarı aslında kendi kendimize ateşledik. Taç atışında birkaç oyuncumuz taraftarlarla ilişkiye girdi. Ve attığımız o yanlış taç bize geldi, gol oldu. Şimdi 2-2'den sonra oyunu daha iyi kontrol edip 7-8 dakikayı bitirmemiz gerekiyor. Maalesef oynadığımız birçok maçta çok oyuncu eksiğiyle yakalandık. Bugün mesela 2-1'lik bölümden sonra Güven'in ve Oğuzhan hamlesi, başta özellikle Güven, Beşiktaş takımına olumlu yansıdı. Bizde şimdi Mensah yok, Dimitri yok, Gavronovic yok. Mesela 2-1'lik bölümde ben bir stoper hamlesi yapsam, bir üçlüye dönsem maç 3-1, 4-1'e gider. Bunlar önemli şeyler. Geldiğimden beri tamamen bunlarla uğraşıyorum. Dolayısıyla 2-1'den maç kaybetmememiz gerekiyor. 2-2'den de kaybetmememiz gerekiyor. Şimdi 2-2'de 3. yediğimiz golde dikkat edelim. Bütün orta saha ve hücumcular Thiam'ın pozisyonunda öne gitmiş. Kontratak yediğimiz pozisyonda 2 stoper kalmış. Yani burada Beşiktaş'a 2 gol atıyorsun. Maçın bitimine 6-7 dakika var. İşte burada önemli oyuncu, tecrübeli oyuncu, kadro yapılanmasındaki eksik oyuncu, 8 numaralar, 6 numaralar, Mensah gibi önemli oyuncuyu kaybettik. Onun için fevkalade üzgünüz. 3-2'den sonra da tamamen oyunu ofensif yaptık. Belki oyundan çıkacak oyuncuyu da oyunda tutarak 4. golü yedik. Üzgünüm yani, fevkalade üzgünüm. Elimizde tuttuğumuz bir oyunu teslim ettik. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. Soru var mı? Yani biz 3-4 maçı 5-6 eksikle oynadık. Bugün Beşiktaş takımının belki eksikleri var ama şimdi hamle kulübede bekleyen hamle gücüne bak. O hamle güçleri önemli. Biz mesela 2-1'de bir hamle gücü yapamıyoruz. Dışarıda bekleyen oyuncu grubumuz var. Biz içeriden zaten birçok maçta stoper eksikliğini yaşadık. Bak, Onur da sakatlandı çıktı. Ramazan hiç ısınmadan çocuk oyuna girdi. Yediğimiz bir gole bak. Öyle basit gol. Beşiktaş'a iyi bir oyundan gol atıyorsun. İki tane gol atıyorsun. Ama yediğimiz goller, dolayısıyla burada takım adına bir eksikliğimiz var, oyuncu eksikliğimiz var. İşte bu onun çok güzel göstergesi. Oyunu zaman zaman tutamıyorsun. Tutman için de iyi hamle yapman gerekiyor. Mesela Güven'in, Oğuzhan oyuna girmek istemedi mesela. Ben bakıyorum orada. Ben girmeyeyim dedi. Şimdi yorumcular da konuşuyor da yan yanayız orada, görüyorum. Güven girdi, oyunu çevirdi. İki tane pas. Dolayısıyla mutlaka bir devre arasına kadar maksimum puanları alalım. Ondan sonra da işimize bakacağız. Sorduğun soruya da net cevabı o zaman görürsün.